23 Nisan yaklaşırken çocuklarla bir araya girecek Ekrem İmamoğlu. Oradan görüntüleri de önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Saraçhane'den yansıyan görüntüleri. Bu arada İmamoğlu'nun uluslararası basın kuruluşlarıyla yapmış olduğu görüşmeden de ayrıntılar var. İmamoğlu seçmenin muhalefete duyulan güvensizlik yüzünden ertelediği değişim iradesini bu seçimde ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin artık rotasını çizdiğini ifade ediyor uluslararası basına yaptığı açıklamalarda. Şu ifadeleri kullanıyor: uzunca bir süredir ülkede yaşanan ekonomik afetten etkilenen, giderek yoksullaşan vatandaşların iktidar partisinden umudunu kestiği artık ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız bu durumu, ekonomide yaşanan bu büyük çalkantıyı ve buhranı ekonomik afet olarak yorumluyor Ekrem İmamoğlu. Ve aynı zamanda bu seçim ortaya koymuştur ki refahı adil dağıtan hukuk devleti istiyor bu ülkenin yurttaşları. Aynı zamanda seçmen partimizi artık bir alternatif olarak görüyor açıklamasını yapıyor uluslararası basın kuruluşlarına vermiş olduğu röportajda. O zaman tam da bu noktada Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Lars Klingbeil'in açıklamalarına bakalım. 31 Mart yerel seçimlerini Tele1 ekranlarında değerlendirdi. Klingbeil, İmamoğlu'nun yeniden başkan seçilmesiyle elinin güçlendiğini söyledi ve bakın hangi başlıkların altını çizdim.